Bugün haşhaşlı çörek yapmaya çalışacağız. Haşhaş, bir de hazır maya ihtiyacımız var. Unu mayalamak için mayamızı atıyoruz. Karıştırıyoruz mayaların unlarla nüfuz edebilmesi için. Mikserimiz olmadığı için elimizle kaşık yardımıyla yavaş yavaş su ilave ediyoruz. Hamur yoğurmaya geçmeden önce bir miktar tuz ilave ediyoruz. Bir yağ ilave ediyoruz. Daha sonra hamurumuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yapışmayacağı kadar yoğurmaya devam ettik. Bu hale getirdik. Hamurumuzu dinlenmeye bırakacağız. Mayalanma sürecinin bitmesini bekleyeceğiz. Hamurumuzu beklerken haşhaşı hazırlamamız gerekiyor. Bir bardaktan fazla, 150 gram kadar haşhaşımızı, dövülmüş haşhaşımızı bir kenara koyuyoruz. İçine bir bardağa yakın sıvı yağ dolduruyoruz. Süt ilave edeceğiz. Daha sonra yavaş yavaş ezeceğiz. Katı gelmişse bir miktar daha süt ilave edebilirsiniz veya yağ da ilave edebilirsiniz. İsterseniz haşhaşın tadını almak istemiyorsanız bir miktar da şeker veya pekmez de ilave edebilirsiniz. Pekmezimizi 5 kaşık kadar ilave edeceğiz. Çok fazla tatlı da olmasın. İlave etmemizin en büyük sebebi haşhaşın o acımsı tadını yok edebilmek için yapıyoruz. Eğer pekmeziniz yoksa bal veyahut da şeker de ilave edebilirsiniz. 1 saat gibi süre geçti ve hamurumuza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz normal büyüklüğünün 3 katına yakın bir büyüklüğe ulaştı. Elimizi değdiğimiz zaman bunun çökmesi gerekiyor. Mayalanma süreci böyledir. Hamurumuzu tekrar yoğuruyoruz. Onları 6 eşit parçaya böleceğiz. 6'ya bölmek için önce ortadan bölüyoruz. Sonra kalanları da bölüyoruz. Yuvarlak beze haline getiriyoruz. Daha önce hazırlamış olduğumuz haşhaşımızı açmış olduğumuz yuvarlak bir şekilde yavaş yavaş yediriyoruz. Üçüncü katı da yapıyoruz. 4 ve 5'inciler için hamurumuzu açıyoruz tekrar. Diğerlerin halini bitirmeye çalışıyoruz. Evet, tamamladıktan sonra 6 katımızı tam ortadan eşit şekilde ikiye bölüyoruz. Küçük küçük şeritlerde keseceğiz. Kendi içini yuvarlayacağız. Yavaş yavaş yuvarlaya yuvarlaya tamamlamamız lazım. Çöreğimizin belli formda olabilmesi için içe geçmesi lazım. Dövmüş olduğumuz haşhaşlı çöreğimizi yuvarlak önce kendi içinde bir sambal yapacağız. Uygun bir şekilde hazır tepsimize yavaş yavaş yerleştireceğiz. Sonraki diğer katları aynı şekilde yapacağız. Bir tane yumurta sarısını bir kapta bekletiyoruz. Yavaş yavaş karıştırarak fırçamızla birlikte çöreğimizin üzerinin kızarması için ufak ufak dokunuşlarla dokunduruyoruz. Şimdi de fırına tepsimizi koyacağız. Tepsimizi alt ikiye veya bir de kırmamızda fayda var. 180 derece sıcaklıkta 1 saat pişireceğiz. Evet. 30 dakikamız bitti. Şimdi çöreğimizi alıyoruz fırından. Nar gibi kızarmış bir çörek. Afiyet olsun. Abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar.